şu anki mutluluğumu anlatamıyorum. 19 sene. 10 aşılama. 6 tüp bebek. Tıp bir yere kadar diyorlardı. Ama tıp bir yere kadar değil aslında. Bir yerden sonrası da var. Ben kendim de hemşireyim. Artı zaten kadın doğum hemşiresiydim. Çalıştığımız yerde zaman zaman işte tüp bebek yapıp, aşılama yapıp, daha sonra sonuçta hüsran olup çalışmak zorunda kaldığım dönemlerde gerçekten çok zorluklar yaşadım. O zamanlar yalnız yaşadım bunu. Kimselere bir şey söyleyemedim. Sadece biz eşimle beraber bu hani acıları, üzüntüleri beraber yaşadık. Çok zorlu bir süreçti. 19 yıl dile kolay. Hasta bize geldiğinde daha önceden 6 kez tüp bebek uygulaması vardı. 6 tüp bebek uygulamasında başarısız sonuç elde etmişti. Burada yapılmamışı yapmamız gerekiyordu. Elimizde kullanılmamış yöntem olarak mikroçip yöntemi vardı. Mikroçip olayını ilk görüştüğümüzde hani çok fazla açıkçası şey değildim. Hani acaba mı şeklinde böyle tereddütlerimiz vardı. Eşimle görüştük. Tıpta %100 bir sonuç diye bir şey yoktur ama gerçekten inandım, güvendim hani çip yöntemine. Ve gerçekten hani tek seferde gebelik oluştu. Mikroçip yönteminde zaten iyi olan sperm parametrelerini bu spermleri eleyerek en iyisini seçmeye hedefliyorduk ve o şekilde tüp bebeğini gerçekleştirdik. 6 tane uygulamadan sonra yıpranmış olan bu hastamızda daha başarı şansımızı arttırmak için mutlaka embriyoların hepsini 5. güne götürdük. 5. gün transferi için ve aynı zamanda dondurulmuş embriyo transferi yaptık. Dondurulmuş 5. gün embriyo transferlerinde başarı oranımız %60'lardı. Ben sonucu almaya gitmedim. Bir gün önce ben çok stresliydim. Devamlı böyle bir ağlama krizleri oldu. Eşim geldi yanıma, neyim var dedi. Yok yok dedim, ben artık dayanamayacağım dedim. Ben bu sonucu almak da istemiyorum dedim. Gene bir şey olmayacak dedim. Eşimi gönderdim resmen, o kağıt parçasını al artık gel dedim. Daha sonra işte eşim baktık geliyor, gülerek geldi ve sonucu 78 gördük. Direkt orada şey dedim, annesinin doğum tarihi dedim. Daha sonra canımdan can.